Hiç umut yok diye düşünenler vardır. Mutlaka hiç umut yok. Şeyin ucunda, tünelin ucunda ışık yok. Önüm karanlık, yolumu göremiyorum, yolumu bulamıyorum diyorsanız eğer, o ışığı göreceksiniz. Merhaba sevgili izleyiciler, yeni bir programda tekrar birlikteyiz. Zebur kitabı serimize devam ediyoruz ve bu defa ele alacağımız duygu acılar içinde Rabbe yakarır. Zebur kitabı daha önce de söylemiş olduğum gibi mezmurlardan oluşur. Mezmurlar aslında ilahilerdir. Müzikle söylenen ilahilerdir ve insani bütün duyguları içinde barındırır. Bizi Rabbi izlemeye yönlendirir, onun yolunda doğru durmaya. Dualar içerir ve insanların yaşamış olduğu, kendini bulabileceği bütün duyguları barındırıyor. Ben de hayatımın pek çok döneminde kendime uygun mezmurlar bulup Rabbe yakarıyordum. O mezmurlar bana ilham veriyordu. Bugün de yine benim zamanında çok gerçekten okuyup Rabbe yakardığım mezmurlardan birine bakacağız. 13. mezmura bakacağız. Setacığım, bugünkü konumuz aslında pek çok insanın yaşamış olduğu konu. Özellikle de kadınların, çünkü kadınların derken erkekler sorun yaşamıyor, dert yaşamıyor demek istemiyorum. Kadınlar daha duygusal oldukları için yaşadıkları acıları daha derin yaşıyorlar. Erkeklerin, yani tabii ki genelleme yapıyorum, hani ille de böyledir demiyorum. Büyük bir kısmı daha kendini kapatıyor, daha metanetli olmaya çalışıyor. Ama kadınlar kendini böyle salıveriyorlar o duygularına. Tabii ki haliyle de gözyaşları, acılarını ifade etme, bütün bunlar oluyor. Sen de böyle şeyler yaşamışsındır hayatında. O sıkıntılı dönemler, sana konuşan mezmurlar belki. Evet. Değil mi? Evet. Hemen mezmurla mı başlayalım? Mezmur 13 ile başlayalım istersen. Başlayalım. İlk hikaye, aslında ilk iki ayetini evet okursan. Tamam. Ne zamana dek ya Rab? Sonsuza dek mi beni unutacaksın? Ne zamana dek yüzünü benden gizleyeceksin? Ne zamana dek içimde tasa, yüreğimde hep keder olacak? Ne zamana dek düşmanım bana üstün çıkacak? Nasıl yürekten kopan bir yakarış. Daha ne kadar sürecek ne zamana bu acım? Dek? Bazen sorun yaşıyoruz hayatımızda. Dua ediyoruz. Bunu ben çok iyi hatırlıyorum. Dua ediyordum, ediyordum. Ya Rab sen yardım et, çıkış yolunu göster. Ondan sonra bekliyorsun, dua ediyorsun, bekliyorsun. Bazen artık o kadar uzun sürüyor ki o sıkıntılı dönem. Başlıyor ümitlerin kırılmaya. Bu defa o yakarışlar, bunu okuduğumda hatırlıyorum, öyle çok ağlardım ki. Ne zamana dek ya Rab, sonsuza dek mi beni unutacaksın? Sanki Tanrı bizi unutmuş gibi gelirdi bize. Ne zamana dek yüzünü benden gizleyeceksin? Hani dua ediyoruz ya, duamıza cevap almıyoruz. Öyle Rab, hissediyoruz. Değil mi? Rab yüzünü mü gizliyor? Evet. Sen de yaşadın bunları. Evet. Ne zamana dek içimde tasa, yüreğimde hep keder olacak. Ne kadar zordur o kederli yürekle yaşamak. O çok ağırlık. Zor. Gülersin, konuşursun belki insanları gördüğünde. Ama kendi iç odana çekildiğinde o yüreğindeki kederi yaşarsın. Çok büyük sıkıntılardan geçtik gerçekten ailece. Aynı bu dediğin dönemden 3 defa geçtim. Belki daha fazla ama o 3 defa çok, çok ağır. Ağır bir şekilde. Kardeşlerini kaybettiğin dönem mi Evet. Oldu bu? Bundan 16 sene önce ve 6 gün içinde 2 tane kardeşim bizden ayrıldı. 6 gün içinde. Evet. Ve o bir hafta sanki yıllarca acı çeker gibi olduk. Eğer sakıncası yoksa 6 gün içinde olması benim, yani biliyordum kardeşlerini Evet. kaybettiğini ama 6 gün içinde olduğunu bilmiyordum. Evet. Hastalık mıydı, kaza mıydı? Yok, ablam rahatsızdı.
bir hastalığı vardı, tedavi görüyordu. Durumu ağırlaştı. 33 yaşında bizden ayrıldı. Ondan 6 gün sonra da abim 31 yaşında. O gerçekten onun acısı, o ölüm acısı gibi yoktur. Kesinlikle. Ben şimdi düşünüyorum, annemi, babamı kaybettim. Özellikle annemi kaybettim. Babamı kaybettiğimde de çok kötü oldum. Ama annemi kaybettiğim zamanı daha iyi hatırlıyorum. Çünkü çok fazla uzun zaman olmadı. Evet. Çok kötü bir acı. Evet. Çok Anneni kötü. ben de tanırdım. Değil mi? Melek Çok gibiydi. tatlı biriydi. Evet. Çok da severdim. Geçenlerde Gerçekten. zaten videosunu, eski şeyleri karıştırırken albümleri, annem diye albüm Ay. videolarını izledim ben, ağla Evet. ağla. O özlem, ki benim annem çok yaşlıydı. Senin kardeşlerin iki tane ve genç. Evet. Gerçekten bunu yaşamışsın. O acı içinde demedin mi? Ne zamana dek ya Rab bu acı Yani sürüyor? peş peşe işte dediğim gibi böyle bir kısa bir sürede olması gerçekten ağır geldi bize, Ağır hepimize. geldi. Fakat şunu yapmadık, isyan etmedik. Zaten önemli Sorular olan. sordum Rabbe. Sormadım desem yalan olur. Niye böyle erken? Neden? Neden? Hani Zaten bu sormalıyız da Rabbe. insani duygularla, Tabii yani ki. şimdi açık yürekli olmak gerekiyor. Niye böyle erken ve peş peşe? Tam olarak yerini şu anda hatırlayamıyorum. Yaşaya 50'lerde, o civarda, 52, 53, 50, hatırlamıyorum tam olarak. Evet. Diyor ki, doğru insan ölür, kimse sormaz neden göçüp gittiğini. Bilmezler ki Tanrı önünde bekleyen kötülükten aldı onu. Evet. Hani gerçekten de bazen Tanrı önde bekleyen kötülükten alabiliyor insanı. Mutlaka bir bildiği Bir vardır. bildiği Evet, vardır Rabbim. kesinlikle ona güveniyoruz. Yanına O biliyor gittiğimiz niye. zaman anlayacağız zaten Evet. her şeyi. Dediğim gibi o zamanlar çok kafam karışıp sorguladım, sordum. Niye, neden, niye şimdi? Yani çok sorular döndü kafamda. Çok çok acı geldi. Ama şimdi diyebiliyorum ki ben Rabb'e güveniyorum. O biliyor Evet. niye. Ben anlayamıyorum. Bu küçük aklımla Ama ona aklım almıyor. güveniyorsun. Niçin? Hala sorabiliyorum. Neden bu kadar erken? Çünkü ikisi de çok gençti. Ve ablamla çok iyi anlaşıyorduk. Öyle oldu. Özellikle onun eksikliği oluyor yani. Hissediyorsun. Evet. Ama o tutum, Rabbe güvenme, zaten Rabbin beklediği, istediği de budur. Şimdi izleyicilerimiz olsun, bizler olalım. Hayatımızda ne yaşarsak yaşayalım, bilelim ki Rabbin eli bizim üzerimizde. Evet. Amin. Dediği gibi, ne zamana dek içimde tasa, yüreğimde keder olacak. Bunları yaşadık, hepimiz yaşadık. Pek çok kişi hala yaşıyordur. Evet, Bir de kesinlikle. burada diyor ya, gör halimi ya Rab, yanıtla Tanrım. Gözlerimi aç, ölüm uykusuna dalmayayım. Düşmanlarım onu yendik demesin. Sarsıldığımda hasımlarım sevinmesin. Yine umudu Rab'de. Gör halimi diyor. Önce diyor, ne zamana dek düşmanım üstün olacak. Sonra gör halimi. Yani hem bir sorgulama var. Ne zamana dek ya Rab? Yani bir şey yapmayacak mısın? Yüzünü benden gizledin mi? Hem de yine orada bir dönüş. Yine ya Rab, umudumuz sende Evet. gibilerinde. Bazen bizler dünyasal yaşadığımız zaman şey olabiliyor. İnsanların ne dediği, ne yaptığı çok önemli olabiliyor bizim için. Evet, Ve bunları mutlaka. çok büyük dert edebiliyoruz kendimize. Mutlaka. Mesela diyelim ki ailenizde bir olay oldu. Aile fertlerinden biri kötü bir şey yaptı, yanlış bir şey yaptı. O yanlış bir şey önemini kaybediyor insanlardan korkuyla kıyaslanınca. Hani insanlar duyarsa ne derler, ne olurlar? Onun derdi kendi dertlerini bile bastırıyor. O kadar büyük Evet. olabiliyor. İşte o zaman çok acı çekiliyor. Ama biz insanlar eğer, ya Rab, her ne olursa olsun, hayatımızda senin isteğin olsun dersek, insanlar konuşursa konuşsun, böyle olursa olsun. Ben hatırlıyorum, çok benim bir korkum vardı. Yıllar boyu
korkum vardı. O olayın olmasından korkuyordum. Olursa ne olur? İnsanlar duyarsa ne olur? Rezil oluruz. Yok şöyle laf gelir, yok böyle laf gelir. Bunun altında eziliyordum, ağlıyordum, Rabbe yalvarıyordum. Sonra artık imanda da büyüyünce dedim, hayır olursa da olsun. Kim ne derse de desin, hayatımızda Rabbin isteği olsun. Eğer Amin. Korkularımızı, kaygılarımızı, başka insanlar ne derleri bir kenara bırakırsak, Rabbin sözüne odaklanırsak, onun isteğini hayatımızda istersek, o zaman o sırtımıza aldığımız ağır yükü, böyle kaldıramayacağımız kadar ağır yükü, çuvalları yere atmış oluyoruz. Çünkü daha fazla eziliyoruz o şekilde, evet, dediğin belimiz gibi. Evet, belimiz bükülüyor. Evet. Düşün, o yükler insanın belini büküyor ve attığın zaman şöyle bir dikleşiyorsun, kendine geliyorsun. Ben de onu hayatımda yaptım. Ondan sonra da evet, korktuğum şey başıma geldi ama beni hiç etkilemedi. Evet, böyle bir şey. Evet. Bu kadar. Hani benim kendi şahsım dışında bir şey olduğu için bu korktuğum şeyi anlatamıyorum. Yoksa izleyicilerimizle paylaşmak isterdim ama Evet. başka insanlar konusunda olunca haliyle insan biraz daha hassas davranıyor. Evet. Bir de bizi sevmeyenlerin bizim kötü durumumuza sevineceklerini düşünürüz. Onun içinde biraz. Sonra da düşünüyorum, diyorum ki bunun içinde de gurur Gurur. yok mudur? Beni düşük Tabii ki. görecekler, sevinecekler. Tabii ki yani. Her zaman bulunduğumuz durumda kalmak isteriz. Yani böyle şerefimiz Evet, hayır, biz için. iyiyiz, durumumuz Evet. iyi, biz kimseye yani boyun eğmek istemiyoruz veya Evet. küçük görülmek istemiyoruz. Birçok insan öyle yaşıyor. Yani aman kimse duymasın, bilmesin. Ben de Tabii öyleyim. ki çok özel bilgilerimizi gerek yok yani Evet. yaymaya, değil mi? Az Evet. önce de senin gösterdiğin hassasiyet gibi, hele ki başkalarıyla ilgili Evet. gerek yok. Ama bazı durumların önüne geçemeyiz biz. Geçemeyiz. Orada da kaygı çekmememiz gerekiyor. Dediğin gibi Rabbin isteği olsun. Evet. Eğer olacağı varsa olacak zaten, önüne geçemeyiz. Bir de insan korkusu yanlış. Hani insanlardan korkmak. Orada bir Evet. tutsaklık da var aynı Ama zamanda. öyle bir toplumda büyüdük. Psikolojik, yani etrafın Evet. psikolojik bir baskısı altında Evet. yetiştirildik. Hani sen de biliyorsun. Haliyle iliğimize, kemiğimize işledi o. Evet. Aman Ve etraf duymasın. Aman insanlar ne der? yani bu yükten kurtulmak da öyle kolay değil. Değil. Ama ben ne demeye başladım? İnsanlar ne der önemli değil benim için. Evet. Rab ne der? Evet. Rab ne Çünkü düşünür? sonunda onun yargı kürsüsüne oturacağız. Değil Ve mi? Rabbin yargı kürsüsünün önünde durduğumuz zaman yalnız başımıza olacağız. Yapayalnız. Evet. Ben onun Evet. için böyle yaptım. Şu yanlış bilgi verdi, bu böyle dedi diye böyle yaptım. Yok. Evet. Tek Birey. başımızayız. Bir Aynen. birey olarak. Evet. Aynen. Kesinlikle. Mezmur 38. bölümden okursan eğer. Evet. 9'dan 9. ayet. Evet. 15. ayet. Ya Rab, bütün özlemlerimi bilirsin. İniltilerim senden gizli değil. Umudum sende Ya Rab. Sen yanıtlayacaksın Ya Rab. Tanrım benim. Bütün özlemlerimi bilirsin, iniltilerim senden gizli değil. Yüreğimizdeki özlemleri, iniltileri, ahları, yakarışları. Ben şimdi teşekkür ediyorum sana Ya Rab. Bütün bunları sana sunabildiğimiz için. Gerçekten de her halimizle Rabbin önüne gidebiliyoruz. Evet. Diyor ki Ya Rab, bütün özlemlerimi bilirsin, iniltilerim senden gizli değil. Yüreğim çarpıyor, gücüm tükeniyor, gözlerimin feri bile söndü. Eşim dostum kaçar oldu derdimden, yakınlarım uzak duruyor benden. Canıma susayanlar bana tuzak kuruyor, zararımı isteyenler kuyumu kazıyor. Gün boyu hileler düşünüyorlar ama ben bir sağır gibi duymuyorum ve dilsiz gibi ağzımı açmıyorum. Duymaz, ağzında yanıt bulunmaz bir adama döndüm. Umudum sende Ya Rab, sen yanıtlayacaksın Ya Rab. Tanrım benim, beni terk etme Ya Rab. Ey Tanrım, benden uzak durma, yardımıma koş. Ya Rab, kurtuluşum benim. Amin. Ne kadar
acı içinde, ne kadar her taraftan sarılmış, ne kadar sorunlar yaşıyor burada. Ve Ya Rab diyor, umudum sende. Ya Rab sen kurtaracaksın. Ya Rab sen yetişeceksin. Aynen o sorunların içinde ben cebelleşirken dedim, Ya Rab sen, Ya Rab umudum sende. Ve gerçekten ama sürüyor. Sürüyor Setta, belki bilirsin, hani Rab bir şey yaptığı zaman köklü yapıyor. Ve köklü Evet. temizlik de zaman alır. Hani biz ev kadınları da biliriz, evi temizlediğimiz zaman hani böyle püf püf üstten alma vardır. Veya yerdeki kiri halının altına süpürürsün, ha temiz oldu dersin. Ama aslında o pislik altta dipte duruyordur. Ama Rab bir şeyleri yapmak isterse insanın hayatında köklü temizliğe başlıyor. Kıyıdan köşeden. Önce o böyle mobilyaları, bir sandalyeler masanın üzerine kalkar, bütün yerdeki eşyalar, halıların ucu kıvrılır, bir dip köşe bucak silinir, temizlenir. İlk başta ortalık bir dağınık gözükür. O an eve giren kaçmak ister, diyecek ki bu evin ne hali? Hakikaten de Rab hayatımızda bir şeylere başladığında sanki ilk başta karışıklık oluyor, daha kötüye gibi gidiyor gibi oluyor ama Güzel bir iş örnek. bitince ama ne güzel oluyor. Evet. Nasıl mis gibi de kokuyor her Feraha taraf. kavuşuyoruz o zaman. Ve içimiz de rahat. Biliyoruz ki köşesi, bucağı, her tarafı mis gibi oldu. Şimdi Rab de yaptığı zaman bunu yapıyor. Aynen ben de böyle yapıyordum. Ya Rab, umudum sende. Ne zamana dek? Bunları şimdi izleyicilerimize anlatmak istiyorum. İyice anlaşılsın istiyorum. Rabbin hayatına müdahale ettiği kişiler günahsız, kusursuz kişiler değil. Hatam Evet. yok muydu? Çok. Günaha düşmüyor muydum? Düşüyordum. Küçük çocuklar, yeni yürümeyi öğrenen küçük çocuklar gibi düşe kalka böyle Rabbin arkasından gidiyordum. Eteklerini çekiyordum. Çocuklar annesinin eteğini çeker ya, dikkatini çekmek için. Hani bana bak, bana yardım et, beni al, beni taşı gibilerinden. O da vardı. Onun için Rab yüreğimize bakıyor, isteğimize bakıyor, arzumuza bakıyor. Eğer izleyicilerimizin arasından da varsa öyle kendinizi değersiz hissediyorsanız, kendinizi ben dua etmeye, Rab'den yardım istemeye layık değilim diyorsanız, bakın karşınızda ben varım örnek. Gerçekten de düşe kalka, yanlışlar, hatalar yapa yapa Rab'bin yolunda gitmeye çalışırken bir yandan da ona yakarıyordum. Ve ondan sonra da Rab ne yaptı? Hayatımda köklü bir temizlik yaptı. Tamam, temizlik yaparken ortalık dağıldı biraz. Canım çok acıdı. Ama ondan sonra da beni gerçekten sağlam kaya üzerine oturttu. Onun için siz de hiç çekinmeyin. Olduğunuz gibi Rab'be gidin. Bütün günahlarınızla, bütün hatalarınızla, bütün yanlışlarınızla deyin ki Ya Rab ben geldim. Ben böyleyim. Ya Rab sen al bu bozuk insanı, al bu hatalı, günahlı insanı. Nasıl istiyorsan öyle yap. Ya Rab beni değiştir deyin. Elinde hamurum ben, bana şekil verdiğin. İnanın bana Rab hayatınızda çok büyük şeyler yapacak. Demin de dediğim gibi canlı örneği benim. Gerçekten de bu yönden Rabbin adını nasıl öveceğimi bilemiyorum. Tanrı'nın baba olduğunu sitemkar yakarışlarla değil, o Tanrı ile olan baba evlat yaklaşımını gösteriyor bütün bunlar. Çok güzel not almışım burada. Bazı şeyleri unutmayayım diye not alıyorum. Evet. Tanrı'nın baba olduğunu, sitemkar yakarışlar, baba olduğunu unutmayalım. Sitemkar yakarışlar yanlış değil. İstediğimiz gibi babamıza nasıl gidebiliyoruz, sitem de edebiliyoruz. Ama sonunda yine başımızı koyuyoruz onun dizine. O bizim başımızı okşuyor. Bazen acılar içindeyken, üzgünken, yüreğim çok kırıkken şey hissederdim. Sanki Rab oturmuş kendi tahtında veya kürsüsünde, Rabbin oturmuş olarak görüyordum. Ben de ayaklarının önünde yerde diz çökmüş bir, şöyle gözümün önünde bir resim vardı. 10-12 yaşlarında kız çocuğu gibi başımı Rabbin dizine koymuşum, okşuyor gibi. Onu öyle hayal etmek bile bana öyle bir huzur veriyordu ki, o kadar güven veriyordu ki. Acılarımızın içinde işte Rab teselli ediyor.
yol gösterene kadar, o sorundan çıkarana kadar öyle güzel teselli ediyor ki. Mezmur 119'dan, Mezmur 119'a çık mı sende? Evet. 81. ayetten 84'e kadar. İçim tükeniyor senin kurtarışını özlerken. Senin sözüne umut bağladım ben. Gözümün feri sönüyor söz verdiklerini beklemekten. Ne zaman avutacaksın beni diye soruyorum. Dumandan kararmış tuluma döndüm. Yine de unutmuyorum kurallarını. Daha ne kadar bekleyecek kulun? Ne zaman yargılayacaksın bana zulmedenleri? İşte görüyorsun burada. O yakarışı, o karanlığın içinden, o çaresizlikten. Burada zaten o kadar derin acılar çektiğini görüyoruz ki. Diyorum ki izleyicilerimize, eğer onlar da böyle derin acılar çektilerse, hiç umut yok diye düşünenler vardır. Mutlaka hiç umut yok. Şeyin ucunda, tünelin ucunda ışık yok. Önüm karanlık, yolumu göremiyorum, yolumu bulamıyorum diyorsanız eğer, o ışığı göreceksiniz. Siz Rabb'e biraz daha yaklaşın ve umudunuzu ona bağlayın. Bakın o ışığı göreceksiniz. Birinci Petrus da diyor ki, sizleri Mesih'te sonsuz yüceliğe çağıran ve bütün lütuf kaynağı olan Tanrı'nın kendisi, kısa bir süre acı çekmenizden sonra sizi yetkinleştirip, pekiştirecek, güçlendirip, temellendirecektir. Amin. Tanrı bizi yetkin kılacak. Pekiştirecek, pekiştirecek ne demek? Güçleneceğiz, sıkı olacağız. Evet. Tecrübe sahibi. Temelleneceğiz. Evet. Temelleneceğiz derken ben o binaların temelini düşünürüm. Derine indirirler ki binalar herhangi bir sarsıntıda yıkılmasın diye. Etrafını da güzel o betonlarla örterler, sağlamlaştırırlar. Rab de bize bunları yapıyor. Temelleştiriyor. Yeter ki Rab'be güvenelim. Ama burada da diyor, kısa bir süre sıkıntı, acı çekmenizden sonra, yani kısa süre çekeceğiz. O acılar bizi Rab'den uzaklaştırmak yerine Rab'be yaklaştırmalı. Ona Evet. gerçekten böyle yapışık yürümeliyiz artık. Ve gelecek sıkıntılara daha hazırlıklı oluyoruz. O zaman karşılaştığımız durumlarda daha farklı davranıyoruz. Çünkü geçmişte yaşadığımız o sıkıntılar bizi pekiştiriyor. Aynen. Ondan sonra daha olgun davranıyoruz, değil mi? Hangi ayetti? Tam olarak şu anda aklıma gelmiyor. Sıkıntılarla güçleniyoruz, kuvvetleniyoruz. Sıkıntı Dayanma diyor, gücümüzü sabrı, arttırıyor diyor sıkıntılar. Evet, metaneti, öyle bir ayet var. Dayanma gücünü. Evet. Değil mi? Böyle peş peşe sayıyor, evet. Aslında o sıkıntı bizi güçlendiriyor aynı zamanda. Fakat o durumda biz bunu kavrayamıyoruz daha. Aynen. Sonradan o sıkıntıyı atlattıktan sonra diyebiliyoruz ki evet Rabb'e şükür, Rabb beni o sıkıntıdan kurtardı ve tecrübe sahibi oldum ve biz başkalarına bu sefer Evet. cesaret oluyoruz. Onları daha iyi anlıyoruz biz yaşadığımız Evet, için. evet. Onlara daha çok Tanrı sözüyle güç Bir de verebiliyoruz, anlayışla teselli edebiliyoruz. yaklaşıyoruz. Çünkü Evet. biz yaşadığımız için o acının Evet. derinliğini anlıyoruz. Evet. Ben o ayeti buldum şimdi burada. Diyor ki Romalılar 5. bölüm 3 ve 4. Tamam. ayet. Yalnız bununla değil, sıkıntılarla da övünüyoruz. Çünkü biliyoruz ki sıkıntı dayanma gücünü, dayanma gücü Tanrı'nın beğenisini, Tanrı'nın beğenisi de umudu yaratır. Ya amin. Yani geçmiş olduğumuz sıkıntı boşuna haybeye yaşanmış bir şey değil. O sıkıntıdan bile, hani Rab tabii ki sıkıntıdan geçmemizi istemiyor ama geçerken bile bize bir şeyler öğretiyor. Onun getirilerini alıyoruz. Boşuna gitmiyor. O da çok güzel. Romalılardan bir ayet daha okuyacağım. Mezmurların bu 13. mezmurun özellikle söylediği şeylerle o kadar birbiriyle örtüşüyor ki bu ayetleri de kullanmak Evet. istedim. Diyor ki, kanım şu ki bu anın acıları gözümüzün önüne serilecek yücelikle karşılaştırmaya değmez. Romalılar 8:18. Şimdi biz günahtan dolayı düşmüş bir dünyada yaşıyoruz ve bu dünyada
acı çekeceğiz. O kadar çok ayetler var ki hani Tanrı hiçbir zaman derdimiz olmayacağını söylemiyor. Diyor ki doğrunun dertleri çoktur ama Rab hepsinden kurtarır onları. İyi insan düşse bile yıkılmaz diyor, doğru insan. Bunun gibi pek çok ayet var. Yani benim burada dikkatimi çeken düşse bile yıkılmaz insan. Hani hiç düşmez demiyor. Doğrunun dertleri çoktur diyor ama Rab onu bütün dertlerinden kurtarır. Onun için bütün insanlar bizler bilmeliyiz ki bu dünyada acılar, acı var, ölüm var, hastalık var, her şey var. Ve biz de bu günahlı, kırık, dökük, hasarlı dünyada yaşıyorsak bu dünyanın içindeyken tabii ki etkileneceğiz. Yani hiçbir acıdan, hiçbir hastalıktan, hiçbir şeyden muaf değiliz. Ama bizim için güzel olan Rab İsa Mesih bizimle birlikte. Amin. Hiçbir zaman yalnız değiliz. O bizim arkamızda, o bizim yanımızda, o bizim gözyaşlarımızı siliyor. Öyle bir ayet de vardı. Evet. Rabbin yanına gittiğimizde gözyaşlarımızı silecek. Bir ayet vardı. Rab diyor, gözyaşlarınızı şişede biriktirir. Evet. O çok ağladığım önemler dedim. Ya Rab, arkadaşımla konuşurken diyorum ki Rab'be soracağım. Ya Rab kaç damacan oldu? Artık şişe evet. değil damacana yani. Diye. Onun Oy. İçin Rab bizimle ve biz hiçbir zaman yalnız değiliz. Evet. Ama Rab'bi tanımayanlar, onlar o acıların içinde yapayalnızlar. Ve benim içim onlara daha çok sızlıyor biliyor musun? Tabii ki. Çünkü evet. onlar yalnızlar. Ve bu defa o acılar onları Rab'be yönlendirmiyor inanmadıkları için. Onun aksine içlerinde öfke biriktiriyorlar. Evet. Kızgınlık, öfke, inançsızlık, ümitsizlik, birçok şey hakim ve yürekler sertleşmiş oluyor. Bazı insanlarla konuştuğumda bunu fark ediyorum. Aynı dediğin gibi gerçekten içim sızlıyor böyle, bunu hissediyorum. Ancak biz onlar için dua edebiliriz. Dua edebiliriz. Ve onları Rab'be bırakabiliriz. Rab'be yönlendirebiliriz. Evet. Tabii eğer duymak isterlerse, nasıl ki Mesih hiç kimseyi zorlamıyor. Biz de hiç kimseyi zorlayamayız. Yok. Ancak çıkış yolunu gösterebiliriz. Teşvik edebiliriz. Aynen. Evet sevgili izleyiciler, acılardan konuştuk, dertlerden, kederlerden, pek çok insanın yaşadığı şeylerden konuştuk, kendimizden paylaştık. Mezmurlardaki bu ayetler bize gerçekten yaşadığımız duyguların derinliğini çok güzel anlattı. Ama bir yandan da biliyoruz ki yalnız değiliz. Hiçbir acıda, hiçbir sıkıntıda yalnız değiliz. Rab İsa Mesih bizimle birlikte. Ama ben bugün Rab'bi tanımayanlar için diyorum. Rab'be bir şans verin. Rab İsa Mesih'e bir şans verin hayatınızda. Bakın bakalım hayatınıza girip neler yapacak. Hemen inanmıyorum deyip sırtınızı dönüp gitmeyin. Onu bir çağırın. Deyin ki ya Rab eğer sen varsan, eğer sen gerçekten varsan, bu dertlerimin ortasında gel ve bana elini uzat deyin ona. Bakalım Rab ne yapacak sizin hayatınızda. Programımız bugün burada sona eriyor. Hoşça kalın, esen kalın.